Ama ben patrona herhangi bir şey söyleyemeyip de eve gidip işte varsa ev hayvanıma ya da çocuğuma ya da eşime bağırıp çağırdığımda ya da surat astığımda bu da başka bir savunma düzeneği. Bu da yansıtma dediğimiz savunma düzeneği. Ya da biraz da böyle bu aşağılık kompleksinden kaynaklanıyor gibi de düşünülebilecek olan sahip olmadığım bir özelliğim olabilir ya da işte farkına varıp da çok da hoşuma gitmeyen bir özelliğimi yüceltebilirim. Yani nasıl bir örnek verilebilir? Mesela işte erkek toplumunda yaşayıp işte kadınlıktan bir şekilde çok da hoşnut olmayan bir kişinin işte gidip daha çok erkeklere ait mesleklerdir denilebilen bir şeyleri yapması da yüceltmeye örnek olabilir diğer taraftan. Ya da ilgi alanları gibi onları seçmesi. Yani savunma düzenekleri aslında bizim ego bütünlüğümüzü, benlik bütünlüğümüzü korumak için geliştirdiğimiz düzenekler ve herkes farklı seviyelerde savunma düzeneği kullanır. Örneğin espriler ya da şakalar gene bir savunma düzeneğidir. Ya Kıbrıs'ta en yaygın kullanılan özelliktir yani bu ve savunma. Şey sağlıklı, en sağlıklı olanıdır da aslında. Zaten yüceltme dediğimiz ya da diğer taraftan işte bu espriler, şakalar dediğimiz de en sağlıklı olan savunma düzenekleri. Diğer taraftan daha yani temel olan mesela bastırma savunma düzeneği en temel olan ya da gerileme bu da temellerden biri. Bunlar da daha çok akıl hastalığı grubunda yani hepimiz bastırırız ya da gerileriz zaman zaman. Ama bunlar tipik olarak daha çok işte psikoz grubunda daha çok kullanılan ya da işte izolasyon dediğimiz, yalıtma dediğimiz bunlar daha farklı özel patoloji gruplarında daha çok kullanılan savunma düzenekleri. Gerilemiyor ama günlük yaşamda da kullandığımız oluyor. Yani hani çok patolojik halde değil de örneğin hani buna aklıma geldiği için örnek vermek. Mesela oturup ağlamak, hani çocuk gibi ağlamak bazen öyle bir an olur ki yaşantımızda.